Merhabalar, bugünkü konumuz ilişkiler. O kadar çok mesaj geldi ki ilişkiyle ilgili, dedim ben de ilişkiyi baz alayım. Şimdi ilişkiyle ilgili şöyle bir durum söz konusu. İkili ilişkilerde bir arada tutunabilmek bence kolay bir şey değil. Çünkü iki insanın anlaşması gerçekten zor bir şey galiba. Benim de kendi adıma düşüncem, insan bazen kendinle zor anlaşabilirken bir de karşı tarafla bir ilişki yürütebilmek bunun paralelinde gerçekten, yani ben şuna karşıyım zaten. Hani alttan alayım, emek vereyim, bilmem ne falan gibi bir şey yok. Anlaşabiliyorsak anlaşıyoruz, anlaşamıyorsak anlaşamıyoruz bence. Konuşacak çok detay var bu konuyla ilgili. Hani ele alınacak farklı farklı yönleri var bence ilişkinin. Hani ben özellikle neyi ele alalım, ondan başlayalım. Mesela bir mesaj gelmiş bir arkadaşımızdan, ondan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Güzel çünkü. Bu erkeklerin yavşaklığını ne yapacağız demiş. Esprili yaklaşmış olaya. Şimdi şöyle bir şey, herhalde biraz canı yanmış gibi. Ben kendimden yola çıkıp genele vuracağım. Şimdi tabii ki ben de kendi hayatımda, özelimi anlatmayı ben sevmem. Çünkü çok geçmişime saygı duyan bir insanım ve geçmiş hakikaten bitmiştir benim için. O bakış açısına sahip bir insanım. Her zaman ileriye, next, devam. Tabii ki benim de kendi içimde tahammül edemediğim, hoşlanmadığım şeyler oluyor. Bunları da ufak ufak paylaşırım ama kendi düşünceme göre olan şeylerden bahsediyorum. Sonuçta bir şey olmuyorsa olmuyordur. Bu kadar basittir. Ve ileriye bakmak çok önemli. Şimdi özellikle hani bu biraz yerden yara vurmuş ya, herhalde altında istediklerinin olmaması ile ilgili bir takım şeyler var. Şimdi biz kadınların çoğu sanırım basit şeyler istiyoruz aslında. İlgi istiyoruz, şefkat istiyoruz. Herkesin gerçi bambaşka şeyleri. Kimisi para istiyor, kimisi çok yakışıklı olsun istiyor. Bir sürü bir şey isteyen de var. Bence mükemmel diye bir şey yok. Yani bir şey istiyoruz ama altında başka bir şey çıkabiliyor. Burada önemli olan ilk üç sıramızda ne var? Yani mesela işte diyelim ki yakışıklı olsun, paralı olsun, iyi davransın. Uydurdum şu anda. Hani bunu okeysek diğerlerini belki daha az görmezden gelip, bu da alttan almak amacıyla söylemiyorum. Yani dört dörtlük bir şeyin olmadığından bahsediyorum. Ben de çünkü dört dörtlük bir şey değilim mesela. Benim de kendime göre farklı farklı durumlarım olabilir. İnsanız sonuçta, yani hiçbirimiz şey değiliz, hani 7/24 çok iyiyim ya da çok mükemmelim diyen insanlar var mı? Bu kusurluluktan da bahsetmiyorum. Yani genel olarak gün içindeki stabil durumumuz bile değişkenlik gösterebilir. Bu çok olası bir şey. O yüzden bunu belirlemek çok önemli. Evet, erkeklerle ilgili ben de şu açıdan değerlendirebilirim. Kimseyi burada bir mesaj gelmiş, hani kırılabilirler. Benim kimse kırmak gibi bir derdim yok ama basit şeyler olsun istiyorum. Benim mesela çok önemsediğim şeyler bir erkeğin açıkçası evine ekmek getirebilmesi, kadınını iyi bakabilmesi, değer vermesi ona. Keza kadının da kendine değer vermesi, o ayrı. Bazı konularda gerçekten erkekliğini göstermesi ne söyleyebilirim ben. Mesela maddi konularda ben yanımdaki erkeğin hesabımı ödemesini, tatile gittiğimizde tatil masrafını ödemesini isterim. Ha, bu demek değildir ki ben o erkeği maddiyat gözüyle bakıyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir şey olsa zaten biliyorsunuz giderim zengin bir koca alırım. Çok da basit bir şey benim için ama o mantalitede bir insan değilim. Ya da öyle ilişki yürütebilecek bir kadın kafası yok bende. Ama şunu önemserim, yani yanımdaki adam erkekliğini gösterip evet ben senin masrafını, işte masrafını derken yani tatil paranı, bilmem ne, tatil paramızı daha doğrusu, ya da işte ne bileyim gittiğimiz yerdeki, ya bu erkekliktir çünkü benim gözümde. Ben öyle düşünüyorum ve bu bir şeydir, yani erkeği erkek gibi gösteren, vay be tamam adamım ödedi, adamım yaptı. Yani yanında bir erkek olduğunu hissetmek açısından ben buna ihtiyaç duyuyorum açıkçası. Bunu yaparsa çok sevinirim. Bir de bir erkekte benim çok, yani bir kadından para istenilmesi konusunda mesela son derece karşıyım. Böyle erkekler bana erkek gibi gelmez, erkekçik gibi gelir. O erkek ne olursa olsun taşını, taşı sıkıp
hani suyunu çıkartmalı yani. Tabii ki hepimizin hayatında inişler çıkışlar var. Bazen istediğimiz gibi gitmeyebilir bazı şeyler ama onda bile erkek erkekliğini gösterip tamam ben hallederim diyebilmeli bence. Bir kadına yaslanmanın yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Başka da ilgisini gösterebilmeli. İlgisini göstermek gayet güzel bir şey ya. Bu niye bu kadar zor oluyor bazen anlamıyorum. Hani ilgi göstereceksiniz alt tarafa. Ama bunu aynı şekilde kadın da yapabilir. Hani karşılıklı olarak bu konuda iki kişinin de yapması gerektiğine inanıyorum. Bir mesaj atabilmek, beraber mesela etkinliklere katılabilmek, ikinizin ortak olan. Bir de birbirimizin hayatına bir şey katabilmek de çok önemli. Mesela ben satranç bilmiyorum. Bana satranç öğretse ne kadar güzel olur. Beraber aktivitelere katılabilmek, yeni bir şey keşfetmek. Dünya mutfağına gittiniz mesela. Aa ne güzel, yeni bir kapı. Böyle ilişkiyi beslemek bence sağlıklı olan bir şey. Eksilere gelince, dert yanma kısmına gelince, evet benim de bazen çok basit bir şey istediğim zaman niye yapmadı dediğim zamanlar oldu. Bunları ben hep eksi kriter olarak yazdım. O yüzden ilişkilerim olmadı çoğu zaman. Çünkü ben kendime olan saygım, kendime olan değerimden dolayı belirli şeyler belirliyorum. Bunlar da çok basit şeyler, benim gözümde çok basit şeyler. Bunlar olmayınca da olmuyor. Ve aynı zamanda bazı şeyler işte söylüyorsunuz, işte yas tutmak vesaire ilişkiyle ilgili. Ben şöyle bir karakter değilim arkadaşlar. Sevdim mi gitmesi için elimden geleni yaparım. Hani ama o da sevgime değer verdiğim için yaparım. Ama bir şey bittiyse benim için bitmiştir. Lütfen siz kendi melankolik kafalarınızla beni karıştırmayın. Hiç öyle bir şeyim yok. Flörtöz bir yapımda var hatta. Flört etmeyi çok seviyorum. Öyle bir tarafım da var. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Özellikle kumralları çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten artık Türkiye'de bu çok meşhur oldu. Başka değinmek istediğim konulardan, yazmış olduklarından. Evet, bir erkek neden aldatır ve bir kadın neden hep ezilir? 3 çocuğum var, sıkışıp kaldım, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi aldatma sebepleri bir erkeğin sıkılmış olabilir. Yeni bir şey istiyor olabilir. Ya da mevcut ilişkisindeki kadını beğenmiyor olabilir. Bazen psikolojik yargılar da var. Hani ne bileyim annesinden dolayı. Annesine onay alamayan çocuklar genelde birçok kadınla onay almaya çalışıyor diye bir varsayım, teori var. Ne kadar doğru bilmiyorum ben de. Buna yorabiliriz. Ya da erkeğin karakterliğinde bir hani ne derler karakter yoksunluğu da diyebiliriz. Çünkü bir erkek yanındaki kadına sahip çıkmak ya da bir kadına yetebilmek mi güzel yoksa bir sürü kadını işte deneye deneye aldatmak ama hiçbir şey bulamamak mı? Ya da belki oradan bir şey buluyor. Belki adamın fantezisi de öyle. Gerçi ona da saygı duymak lazım. Çünkü herkesin bir şeyi yaparken altta da kendine göre ikna olduğu bir şey vardır. Burada hani saygı göstermek yanlış belki ama o kişi de öyle yani. Hani ne diyebilirim diyebilirim. Fakat burada önemli olan karşı tarafın ne yaptığından çok ben kadın olarak ne yapıyorum diye. Oradaki arkadaş da tabii ki o kendi aklıyla doğrusunu bilir. Ben haddim değil birilerine akıl vermek. Ben nacizane hani sadece kendimize saygı gösterip oradan hani çekinmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dünyada TC'de bir sürü de erkek var. Olmazsa başkası olur. Hani kurtarılacak bir şey zaten kurtarılır da bazı şeyler bana göre kurtarılmaz yani. İlişkiler üzerine başka şunu söyleyebilirim. Şimdi iki ilişkide bazen hani aile vesaire devreye giriyor. Bunlar yanlış. Evlilikte bence hani evlilikte bence iki tarafın da birbiriyle olan etkileşimleri çok önemli. Kurdukları diyaloğun sağlamlığı. Biz arkadaşız çok iyi falan da ben yanlış buluyorum. Çünkü ilişkide bence önemli olan şey aradaki tutku, cinsellik, çekim yani birbirine karşı wow ne yakışıklı, uff istedim falan o duyguyu çok önemsiyorum ben kendi adıma. Çünkü o ilişkiyi dinamiklerini yükselten ve ayakta tutan olarak inanıyorum. Aynı zamanda birbirimize karşı hislerimizin olması. Çünkü bunlar varsa ilişki sağlam oluyor.
bir ilişkiyi maddiyat olarak görmeyi yanlış buluyorum. Açıkçası sadece parasal, sadece mantıksal ilişkilerin de bir noktada içe kaka gittiklerini düşünüyorum. Evlendik mi evlendik falan diye. Eskilerde de bazı örnekler var. Birbirlerini gerçekten severek evlenmiş insanlar da var. Ya da sadece o an o durum, kendi durumundan kurtulmak için yapmış olan evlilikler de var. Yani ailesel baskı olabiliyor işin içinde. Ya da kendi... Ya burada da galiba biraz değersizlikler de devreye giriyor. Yani kendimizi koyduğumuz sıfatlar da çok önemli. Ben kendimi değerli görürsem ister istemez hakkım olarak görürüm bazı şeyleri. Bunlar da çok önemli değerler diye düşünüyorum. Ayrıyeten değinebileceğim... Yani çok basit şeyler ya. Dediğim gibi daha önce videolarımda zaten buna çok böyle detaylı bir şekilde eğildim. Bir de bir yandan bakayım sizin mesajlarınızda sormuş olduğunuz. Sevmek ve sevilmek ve bunları karşı tarafa hissettirebilmek. Ya bu illa sembolik bir şey de olabilir. Dediğim gibi hani bir kitap alırsın, onun sevdiği kitaptır. Aa ne güzel falan dersin. Ya da sarılırsın ona. Ya da öpersin yanağından, aa sevildiğini hisseder. Ya da ne bileyim, beraber bir şey yapmayı teklif edersin. Hani herkesin sevgi dili, ben bununla ilgili bir kitap okumuştum, sevginin 5 dili diye. Dokunarak, konuşarak, yani ilk dokunarak dedim, yani temas ederek, konuşarak gibi böyle bir sürü kavramdan bahsediyor. Bence o kitabı detaylı okumakta fayda var. Herkesin sevgiyi anlatış şeklinin ne kadar farklı olduğunu söylüyor. Ben mesela genelde pek dışa vuramazdım, yani sözcükleri dökemezdim. Sonra hani bir kere geliyoruz, ölüp gideceğim, ne olacak yani söyleyeyim demeye başladım. Mesela bu konuda kendimi yendiğimi söyleyebilirim. Hani dışa vurmaya başladım duygularıma. Yani bana da yüz verilmediği zamanlar oldu. Ben de reddedildiğim oldu ya da istediğimi alamadığım da oldu. Ama okey, yani ben kendimle gurur duydum. İyi ki de söyledim dedim yani mesela. Vazgeçilmez kadın nasıl olunur? Vazgeçilmez kadın olmak zorunda mıyız ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar büyütmenin bir manası yok yani. Hani bir şeyleri niye vazgeçilmez oluyoruz ki? Hani vazgeçilebiliriz. Ne var bunda ya? Niye bu kadar büyütüyoruz ki? Hani hayat devam ediyor sonuçta. Aşktan konuşalım demiş. Aşk güzel bir duygu. Ama biraz da yorucu bir duygu bence. Hani buradaki aşkı nasıl ele aldığımız, bu kavramı nasıl ele aldığımız çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Aşk bazen kendinden vazgeçiş gibi de olabilir. Hani öyle diyorlar ya, hani benliğinde eritmek gibi. Bazen de gerçekten çok yüksek duyguyla sevmek ve hayatın çok pozitifleşmesi de olabilir. Ya da bir dakika ya, ben böyle bir şeyin içine giriyorum ve kaygılarım artıyor gibi bir şey de olabilir. Böyle bir tehlike de arz edebilir. Hani buradaki yorumumuza ve o kişiye hissettiğimiz, yüklediğimiz anlamlardır belki de. Sonuçta biz yüklüyoruz bu anlamları da. O yüzden aşkı birçok konuda ele alabiliriz. Bu güzel bir konu. Yine ilişkiye vurabiliriz diye. Ya böyle gereksiz yorumlar da geliyor bazen. Yani ben bilmiyorum, insanlar kendi hayatlarına nasıl bakıyorlarsa benim de hayata öyle baktığımı zanneden bir kitle var. Ben hayata o şekilde bakmıyorum. Siz kendiniz o şekilde bakıyor olabilirsiniz ama ben o şekilde bakmıyorum. Dediğim gibi. Günümüz insanının yaşadığı çıkar üstüne kurulmuş ilişkilerden bahset diyor. Vallahi evet, bu konuda katılıyorum. Ben de çok duyuyorum. İşte işimizi görür, hadi gel gidelim falan filan. Ne işimi görecek yani? Ben kameramı açıyorum. Videomda kendimden bahsediyorum. İster izlenin ister izlenilmez, hiç umurumda değil. Ben kendimi ifade etmek için, ben burada mutlu olduğum için bu işi yapıyorum. Hayatta her şey setlere dönüp iş yapmak, her şey para kazanmak, her şey çıkar üzerine kurulmak değildir arkadaşlar. Lütfen insanların tercihlerine de saygı duyalım. Aynı zamanda da böyle bir şeye gerek duymak bilmiyorum yani. İnşallah hiçbir zaman böyle bir şeye gerek duymam. Büyük konuşmayı da hiç sevmem hayatımda ama ben kendi hani yağımda kavrulan, kendi
yaptıklarıyla mutlu olan bir insan olmayı her zaman tercih ediyorum. Öteki türlü bana hiçbir zaman uymadı. Zaten takip edenler beni bilirler. Hiçbir zaman öyle şeylerin içine girmemeye çalıştım. Her zaman duygumu takip ettim. Motivasyon denmiş birini unutmakla ilgili. Valla birini unutmakla ilgili bazen şöyle bir şey olabilir, çok olası bir şey. Bir ilişki bittikten sonra ister istemez o yaşanmışlıklar, o hisler bir süre devam etmesi çok normal. Ya, bu duyguda yaşanılmalı zaten, ne yapalım yani, hani insanın sonuçta bir sürü duygumuz var. O da oradan çıkacak ama bitecek yani günün sonunda. Ben size anlattım, köpeğimle ilgili bir sene boyunca yas tuttum. O bir sene boyunca yasımı gerçekten tuttum yani. Hani ağladım, fotoğrafına baktım, mezarına gittim. Hani çok affedersiniz, ambiyane tabirle söyleyeceğim ama mikildim yani. Hani ağzıma sıçıldı yani üzüntüden. Ama yine de ne yapayım, bu bir duyguydu. Oradaki yaşanılanlara saygı gösterdim. Bir daha üzerine çocuk bile yapmayacağım, sadece tek çocuğum sensin vesaire bile dedim. Yani çok yoğun duygular bunlar çünkü çok büyük bir sevgi, çok büyük güzel yaşanılanlar var onun içerisinde. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak bence çok aptalca yani gibi geliyor bana. Hatta ben bir tane röportaj yapmıştım psikolog arkadaşımla, biliyorsunuz. Oradaki kadının da bana söylediği, hiçbir şey yapmayan insanlar aslında asıl tehlikeyi yaşayanlar dedi. O duyguyu saltmak, o duyguyu dışa vurmak aslında çok sağlıklı bir şey. Çünkü yaşanılan bir şey var yani. Sen onu bir anda örtbas edip tamam bitti ama ne olacak ki falan ya, diyebilirsin tabii ki ama ben kendim kendi adıma bu şekilde yaşamayı doğru buldum. O ilişkiyi uzun bir süre ayakta tuttum. Ha, bugün şu an çok daha başka şeyler gündemime geldi. Öyle yani, onu söyleyebilirim. Aldatılmayla başa çıkma demiş. Ne kadar çok şey var. Yani burada kişisel algılamamak önemli. Sen çok değerlisin. Kendine bakabilirsin yine aynada. Bakımını, sporuna, kendine hep yatırım yapıp bir sonraki ilişkinde belki başka türlü şey ya, o ilişkin seni aşağı düşürmesin. Hepimiz, herkes bir şeyler yaşıyor. Hiçbirimiz yaşamadık diyemeyiz. O yüzden şimdi bir konuyu daha ele alalım. Eski sevgili nasıl unutulur? Eski sevgili nasıl unutulur? yani ben de biraz açıkçası eski sevgiliden vazgeçtim şu anda. Bazen ben de kendi kendime bir tık, yani karamsar demeyeyim ama yani o inancınızla ilgili biraz tabii ki azalabiliyor. Çünkü karşı taraftaki insanlardan çok basit bir şey. Belki erkeklerin de, ben mesela geçen erkeklere de soruyorum bu arada. Tek taraflı düşünmüyorum, onlara da soruyorum. Onlar da kızların sadece para yeme konusuyla yaklaştıkları için bezmiş vaziyetteler. Kimisi var, ben hayat müşterektir diye düşünüyorum diyen var. Şimdi herkesin kendine göre düşünceleri var. Şimdi neresinden neye çıkartacaksın? Benim de açıkçası biraz hani eskiden biraz daha Pollyanna gözüyle bakıyordum. Şu an biraz daha akışa bıraktım. O yüzden biraz böyle çok ses giriyor araya. Pardon. Niye giriyorsun? Şu anda video çekiyorum. Şimdi biraz geçsin. Evet. Eski sevgililer ve stalk. Ne eski sevgiliymiş ya? Şunu bir atı, yeni sevgiliyle ilgili konuşsak olmuyor mu? Yeniyi konuşalım arkadaşlar. Yeni çok güzel. Yeni ne yapıyoruz? Yeni nereye gidiyoruz? Eski olmamış işte. Eskimiş yani. Bitmiş gitmiş. Artık onun çaresi yok. Geri alsan da yine benzer şeyleri yaşayacaksın. Yani o yüzden boş verelim ya. Hani biraz galiba bu konularla ilgili kitap okumak çok faydalı. Ben video izlemiştim, çok güzel. Gerçekten biz birbirimizi galiba tanımıyoruz gibisinden. Bir sürü parametre var, evet. Bazen bazı erkeklerin yetiştirme tarzından dolayı
doyumsuz olabiliyorlar. Tek kadınla yetinmeyen çok erkek var artık günümüzde. Burada senin güzelliğinle alakalı bir sorun değil. Adamın isteği birçok kadınla beraber olmak. Yani öyle tatmin oluyor, öyle mutlu oluyor. Ya da ailesinde belki babası, annesini defalarca aldatarak büyümüş. Yani bilemiyoruz ki bunları. O yüzden ya da öyle tercih ediyor. Benim yaşamım bu diyor. Sen buna uyarsan gel benimle diyor. Sen de uyuyorsan. Hayır, şu çok yanlış aslında. Ben bunu bağlarım. Bağlayamazsın arkadaşım. Aldatan adamı nasıl bağlayacaksın kendine? Bağlayamazsın yani. O aldatıyor. Öyle seviyor. Yani kalkıp karakter değiştirmek öyle bir şey yok yani. Sen kendi karakterini değiştirebiliyor musun belli bir yaştan sonra? Hani kendince alışkanlıkları edinebiliyoruz ama değiştiremiyoruz yani. Bu da bunun gibi bir şey. Lütfen. Bence değiştirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar konuşuyorum ilişkiyle ilgili. Yeni videolar tabii ki gelecek. TikTok açtım bu arada. Orada belki canlı yayın yapacağım. Böyle bir gelişme var. Seviyorum ben sohbet konusunu, muhabbet etmeyi böyle sizlerle interaktif şekilde. Sketch yine gelebilir her an. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar ben kendime çok değer veriyorum. Canım ne istiyorsa onu yapmayı çok seviyorum. O yüzden canım istediği şekilde hareket edeceğim yine bundan sonra da. Canım bunu yapmak istiyorsa bunu yapacağım. Okey. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay.